billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Kıymetli FMTV izlerimiz, bir hadis deryası forumundan hepinize hayırlı günler diliyorum. Allah-u Teala'nın rahmeti, bereketi, inayeti ve mağfireti hepimizin ve hepinizin üzerine olsun inşallah. Malumunuz inşallah Riyazu Salihin kitabından ne yapıyorduk? Sırasıyla okuyorduk. Malumunuz bu haftada Allah için sevmek olan bu konuda devam edeceğiz. Bununla alakalı hadis-i şeriflerimizi ekrandan da sizlere de göstererek hem sizlerle beraber de hadislerimizi ne yapacağız? Burada tercüme edip anlatmaya çalışacağız. 379. hadis-i şerifimize geldik. Riyazu Salihin'den takip ediyoruz. Eğer bizi programımıza katılmak ister veyahut da programla alakalı bir şey sormak isterseniz bizlere 0530 234 0488 numara hatlardan da bizlere mesaj atabilirsiniz. Evet. Ve anhu, şimdi 378. hadis-i şerif yine Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet etmişti. Yine aynısı olduğu için ve anhu, yine ondan. An dendan manası ikiydi. An dendan, hü o. Ondan, yani Ebu Hureyre den nakledilmiştir ki radıyallahu anh, Allah ondan razı olsun. Radıyallahu anh, Allah ondan razı olsun. Kale, o demiştir ki. Kale, o demiştir ki. Kim demiştir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam şöyle demiştir. Vellezî nefsi biyedihi. Nefsim elinde olana yemin ederim ki. Yani nefsim elinde olan Allah'a yemin olsun ki. Burada Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Allah üzerine yemin ediyor aslında. Nefsim elinde olan o zata ki o zat da kimdir? O Allah Celle Celaluhu. Ona yemin olsun ki la tedhulu, giremez. Giremezsiniz. Hepsi aynı. La tedhulu, kesinlikle giremez yani. La var başında. Kesinlikle olumsuz ifade. La tedhulu, giremezsiniz. El cennete, cennete giremezsiniz. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam direkt ne yapıyor? Cennete girilmeyeceğini söylüyor. Hatta ta ki tu'minu, iman edinceye kadar. İman edinceye kadar. Yani birincisi, cennete girmek için iman şart. İmansız cennet yok. Bakın cennete giremeyiz. Amenna. Ama diyor iman edinceye kadar. İman edersek elhamdülillah cennete gideriz. Peki ya iman için ne lazım? Şimdi cennet için iman lazım. Peki ya iman için ne lazım? O da diyor ki وَلَا تُؤْمِنُوا. İman etmiş de olamazsınız. Hatta ta ki tahabbu, birbirinizi sevinceye kadar. Birincisi bakın cennete giremezsiniz. Nereye kadar da? İman edinceye kadar. İkincisi iman etmiş olamazsınız. Birbirinizi sevinceye kadar. اَوَلَا اَدُلُّكُمْ. Size göstereyim mi? Size delil göstereyim mi? عَلَى شَيْءٍ. Bir şeyi. Nasıl bir şeyi? اِذَا فَعَلْتُمُوهُ. Siz onu yaptığınızda تَحَابَبُتُمْ. Birbirinizi seversiniz. Size öyle bir şey göstereyim. Öyle bir delil göstereyim ki siz onu yaptığınız zaman birbirinizi seversiniz. O da nedir? O da nedir? Burada tam çıkmadığı için buradan okuyorum. Efşü selamı beynekum, aranıza diyor selamı yaymanızdır buyuruyor Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam. Evet, cennete girmek için iman, iman edebilmek için birbirimizi sevmek, birbirimizi sevmek için de ne yapacağız peki ya? Birbirimizi sevmek için de devamlı selamun aleyküm. Çünkü selamun aleyküm demek, Allah'ın selamı sizin üzerinize olsun demek. Biliyorsunuz selam Allah Celle Celaluhu'nun değil mi isimlerindendir. Esma-ül Hüsna'sındandır. Selam emniyet ifadesidir, huzur ifadesidir. Hatta ilk cennete Müslüman gireceği zaman Allah Celle Celaluhu selamun diye bir selam verirse değil mi? 5. sayfada var Yasin Suresi'nde. Es'al billah. İnne ashabel cenneti liyeme fî şugni fâkihun. Hum ve ezvâcuhum fî zilâlin alel erâiki müttekûn. Lehum fîhâ fâkihetu ve lehum mâ yedda'ûn. Selamun kavlen min Rabbir rahîm. Selamun kavlen min Rabbir rahim. İşte bu selam ile beraber kişi cennete girerse anlayacak ki bundan sonra bize rahat var, huzur var, sekinet var, kurtuluş var. İşte bu aramızda selamı yaygınlaştırmak. Ve Yahudilerin Müslümanlardan en çok nefret ettiği bu selamdır biliyor musunuz kıymetli arkadaşlar? O yüzden Yahudiler bir Müslümanı gördüğü zaman Essamu aleyküm dermiş. Essamu. Yani hatta peygamberimize dahi demişler. Essamu aleyküm. Bak esselamu değil. Essamu yani zehir sizin üzeriniz olsun diyor. O kadar
böyle kinlerinden, garazlarından, böyle öfkelerinden tırnaklarının uçlarını yiyorlar. Ve Esselamu Aleyküm, zehir sizin üzerinize olsun, acı sizin üzerinize olsun deyince Peygamber Efendimiz de hemen bize öğretiyor. Ve Aleyküm Sam. Sam sizin üzerinize olsun. Yani zehir sizin üzerinize olsun. Aslında burada nedir işte? Mesela bakıyorsunuz, bir esnaf vardır ki katıdır. Biz bunu defalarca kez denedik. Mesela sana karşı mesela bir duruşu vardır, tavrı vardır. Çünkü seni tanımıyor, bilmiyor, ne olduğunu bilmiyor. Ama düşünsene sen şimdi o dükkandan geçerken Esselamu Aleyküm dedin. Birincisi ne der? Aleyküm Selam. İkinci gün aynı geçerken Selamun Aleyküm Hacı abi. O Aleyküm Selam. Bu kim? Üçüncü gün geçiyorsun. Selamun Aleyküm. O Aleyküm Selam. Bak değişiyor. Tavırlar, merak. Aa diyor bak bunlar güzel insanlar. Bak selam veriyor. Bizi hor görmüyor. Çünkü bize diyorlar ya bizi hor mu görüyorsunuz? Bize bakmıyor musunuz diyorlar bu sefer. Dördüncü gün, beşinci gün, onuncu günde artık aleyküm selam. Hatta sen 11. gün selam vermezsen rahatsız olur. Ya bana niye selam vermedi ya der. Ve bu selamlaşmak arasında ne yaparsın bakarsın muhabbet girer. Özellikle bey abilerim evinize girerken hanıma ne haber merhaba demeyin. İlk ifadeniz Esselamu Aleyküm olsun. Çünkü sadece hanımınız yok orada, melekler de var. Değil mi? Allah'ın izniyle. Esselamu Aleyküm. Selam sizin üzerinize olsun. Aslında duadır o. Dua de. Ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatü. Değil mi? Hemen ne yapacaksın? Sen de karşılık vereceksin. Ve bu selamı yaygınlaştırmamız lazım. Telefonlarda alo kiminle görüşüyorum? Değil. İlk ifademiz ne alosu? Ne alo? İlk önce Esselamu Aleyküm. İlk ifademiz, kelamımız bu olması lazım. İnanın ilk selamla beraber kalplerde bir merhamet başlıyor. Kalplerde bir muhabbet başlıyor. Çünkü bunu Hazreti Allah koyuyor Celle Celaluhu. Çünkü insan şu anda bizi birbirimizden uzaklaştıran, bizi birbirimizden koparan en büyük olay ilgisizlik, muhabbetsizlik. Ve bunu ne yapacağız işte selamla başlatacağız. Düşünsene senin arkadaşın veyahut da yanında çalışanın veyahut da takım arkadaşın bir şey yapıyor. Sen anlamıyorsun onu hemen suizana gidersen. Ama sen Esselamu Aleyküm kardeşim ben burayı çözemedim diye bir sor. Bir sorsan belki de sonra mahcup olacaksın, pişman olacaksın. Veyahut da o yanlış yaptığını bilmeyebilir. İşte bizler iletişim, hemen ne yapacağız? Bakın Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam en büyük sosyal insandı. Bakın ne yapıyor? Hemen selamı yaygınlaştırıyor. Selam, 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 selam değil mi? Selamı yaygınlaştıracağız. Ve bu da neye işaret işte? Selamı yaygınlaştırırsak birbirimizi sevmeye işaret olacaktır. Ve birbirimizi seven insan olunca sevdikten sonra o da imana elhamdülillah teşekkür edecek. İmanı yaşatacak. İman da seni cennete götürecek. Bakın bir selam nereye gitti? Yani selam eşittir cennet Allah'ın izniyle. Ben Şirinevler Mahallesi'nde yetiştim, büyüdüm. Bir ufak yaşlarda, 7-8 yaşlarında, 10 yaşlarında camide böyle geçip böyle bir yaşlı bir zat vardı. Sakallı, ehil. Camide böyle büyüklerin arasında namaz kılardı da bizim mesela geldiğimiz zamanlarda bizim yanımıza gelip bizim yanımıza imamlık yapardı. Biz o zamanlar Yıldız Zöhre Camisi diye geçer orası. Mesela Şirinevler'de, Koca Sinan tarafında. Mesela geçerdik oraya. 60-70 kişiyiz tabii. Yukarıda camide ses olabileceğinden dolayı. Aşağıda bize namaz kıldırırdı. Derdik ki işte Hacı abi derdik hani neden bizimle namaz kılıyorsun? Derdi ki sizin gibi günahsızlarla namaz o benim çok hoşuma gidiyor derdi. Siz hep günahsızsınız derdi. Alırdı biz neyse. Onunla çıkardık. Bir tane daha genç abimiz vardı. Onu çıkardık. Herkese selam verirdi. Ben çok hayret ederdim böyle. 13-15 yaşına kadar geldik hala bakardım selamünaleyküm, selamünaleyküm, yoldan geçene selamünaleyküm, selamünaleyküm. Herkes bakın %99 insan cevap veriyor. %1 de ya duymadığındandır ya da başka bir şeye dalmıştır ondandır. Yoksa Müslüman selamı alıyor. Hakikaten yani selamünaleyküm ya buna niye selam verdi diyemezsin ki. Demez zaten kimse. İnanın selamünaleyküm, selamünaleyküm, selamünaleyküm böyle giderdik böyle. Hakikaten de o insan şu anda bakıyorsun o mahallede muhtar oldu biliyor musunuz? Niye insanlar onu çok sevdiler ki? Güvendiler. Hakikaten de çok güzel bir insandı. Rabbim razı olsun kendilerinden. Ama dediğim gibi kıymetli kardeşlerim. Selamı yaygınlaştıracağız. Çünkü ufacık bir kelam ne yapıyor? Senin cennete girmene vesile oluyor. Birbirimizle muhabbet için ilk önce Allah'ın selamını yaygınlaştıracağız. İnşallah. Cevap alırken de yarımaz aleyküm selam değil de ve aleyküm selam. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam nasıl selam aldıysa öyle selam almamız gerekiyor. Evet, bu sefer 380. hadis-i şerife geldik. Bakın yine ve anhu, yine ondan. Dedim ya, an denden ikiydi. Hü ondan. Ve anhu, yine ondan. Yani 379. hadis-i şerifi rivayetçisi olan Ebu Hüreyre'den nakledilmiştir ki
radıyallahu anh, Allah ondan razı olsun, anin nebi sallallahu aleyhi ve sellem, nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Enne, muhakkak ki racülen, bir adam zara ziyarete gitti. Enne, muhakkak ki racülen, bir adam zara ziyarete gitti. Kimi ziyaret etmiş? Ahallehu, bir kardeşini. Ah, biliyorsunuz. Ahi, ah, bunlar kardeş demektir. Lehu, kendi kardeşini, yani bir tane bir kardeşini ziyarete gitti. Bu kardeş demekten maksat bir, yani yakın derecede anne olmayabilir de bir arkadaş, kardeş, Müslüman kardeş babında. Neredeki? Fi kariyetin, kariyedeki bir şehirde. Ama ukra, başka. Başka bir kariyedeki, başka bir beldedeki kardeşini ziyarete gitti. Fe bunun üzerine, bu fe cümleleri birbirine bağlar. Fe bunun üzerine arsade, arsade gözetleme, gözetlemesi için ne yapmış? Göndermiş. Çünkü mirsat, biliyorsunuz Allah'tan isimlerinden yine rahaneleriz ya, rasat haneler vardır, rasathane. Gözetleyen, gözetleme haneleri yani. Fe bunun üzerine arsade gönderdi, gözetlemesi için gönderdi. Allah, Allah gönderdi. Lehü neyi? Birisini gönderdi. Kim için? Onun için. Ala medracetihi, onun derecelerini, yani onun yoluna, onun yolu üzerine, onu gözetlemesi için birini Allah Celle Celaluhu gönderdi. O da kimmiş? Meleken, bir meleki gönderdi. Allah Celle Celaluhu bir kardeşini ziyarete giden başka bir kardeşi için ne yaptı? Bir tane meleğini gönderdi. Tabi melek insan suretine girip de ne yapabilir? İnsanla karşılaşabilir. Ama o insanın melek olduğunu anlamayabilir. Bunlar gayet normal olabilecek şeyler. Ve zekaral hadis, ve Ebu Hureyre bu hadisi zikretti. İlâ kavlihi, Nebi Peygamber Efendimiz Aleyhisselam şu sözüne dek, o sözden bedel, innallâhe, muhakkak ki Allah, innallâhe, muhakkak ki Allah-u Teala, kad ahabbeke, muhakkak ki seni seviyor. Kemâ ahbebtehu, tıpkı senin o kardeşini sevdiğin gibi. Niçin? Allah için. Şimdi burada malumunuz, bir kariyeden bir kariye, bir belden bir beldeye ziyaret ediyordu. Bir gözcü melek gönderdi ve o melek başka bir hadis-i şerifin ayrıntılarında var zaten bu. Sen niye o kardeşini ziyarete gidiyorsun deyince, ben de o kardeşimi seviyorum dedi. Allah için seviyorum, onun için ona ziyarete gideyim deyince, dedi ki sen nasıl ki o kardeşini seviyorsan Allah da seni öyle seviyor dedi. O yüzden bizim sevgilerimiz karşılıksız olacak. Sevgilerimiz karşılıksız olursa Allah da bizi o zaman seviyor. Çünkü sen Allah'ın en yaratmış olduğu mükemmel bir kulu seviyorsun. Allah için seviyorsun. Sen ne yapıyorsun? Ona değer veriyorsun. İlgi gösteriyorsun. Sen ona Allah için muamele ettiğin için Allah seni seviyor. Ama sen ona malı için, mülkü için, rütbesi için, makamı için eğer sen onu seversen. Ben onu çok seviyorum. Niye? Bakan olduğu için. Yanında dümenden duruyor böyle. Aman Allah'ım. Sen niye? Belediye başkanı. Niye? Zengin. Bana faydası olur. Sonra ben seviyorum onu. Adam bir bilse yanında bir dakika kalmaz. İşte diyor, peki ya bu böyle sevgiler ne olacak peki ya? Eğer ki diyor Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam, bir insan bir insana makamından dolayı hürmet gösterirse o kimsenin imanının üçte ikisi gitmiştir. Sadece ve sadece nedir? İnsana Allah için muamele, Allah için yakınlık, Allah için uzaklık. Allah bir kulunu seviyorsa sen de onu seveceksin. Allah bir kulundan uzaklaşırsa sen de onun kulundan uzaklaşacaksın. Ticaret yapabilirsin ama ailene, has bir haline çok çok katmayacaksın. Bu hadis-i şerifimizden de bunu öğrenmiş olduk. Çok önemli bir hadis-i şerif. Sen ki bir kardeşini Allah için ziyarete gidiyorsun. Sırf neden gidiyorsun? Sen onu niye? Sen çünkü onu Allah için sevdiğin için gidiyorsun. Allah da seni, kıymetli kardeşim, ne yapıyor? Seviyor. Men dakka dukka. Ne yaparsın onun karşısını görürsün. Sen ki diyor Allah'a, değil mi? Bir kere Peygamberimize salat getirsen Allah sana 10 kere salat ediyor. Bakın. Sen ona bir adım yaklaşsan Allah sana ne yapıyor? 10 adım yaklaşıyor. Sana bir kulaç çaklatsan Allah sana koşarak geliyor. Bakın. Sen cömert misin? Allah senden daha cömert. Celle Celaluhu. Evet kıymetli kardeşlerim. Diğer hadis-i şerif alalım inşallah. Burada ne yapacağız? Kardeşlerimizi Allah için seveceğiz. Evet. Bu birazcık geniş bir hadis-i şerifimiz. Evet. Bu da çok önemli bir hadis-i şerif. Gözüküyor mu? Bunu masaya alabilirim aslında. Biraz daha çekebilirim. Evet. وَعَنْ dedim ya, وَعَنِ الْبَرَاءِ اِبْنِ عَازِبْ. Bakın bu sefer
başka bir sahabe rivayet etmiş. Bera İbni Azib'den nakledilmiştir ki radıyallahu anhuma, Allah o ikisinden razı olsun. Kimden? Hem Bera'dan hem de Azib'den ne olsun? Allah razı olsun. O, neden anladık o iki kişi olduğunu? Çünkü anhuma deyince o ikisinden. Anhu olsaydı tek kişi olacaktı. Allah o ikisinden razı olsun. Anin Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den nakledilmiştir ki ennehu şan kâle fil ensar. O ensar hakkında şöyle demiştir. Evet, Peygamber Efendimiz ensar hakkında. Peki ensar kimdi? Muhacir kimdi? Onları hatırlayalım. Muhacir, Mekke'den Medine'ye hicret eden. Muhacir. Bakın M ile başlıyor. M harfiyle aklımıza gelsin. Mekke'den muhacir. Bakın M harfiyle başlıyor. Ensar ise onları ne yapan? Kucak açan. Onlara yardım eden, onları kendisinin evladından üstün tutmayıp denk gören zatlar ensar. Çok mükemmel bir imana sahip. Ama Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam işte hem müjdesi, bizim için de bu uyarısı. La yuhibbuhum, onları sevmez. İlla ancak o ensarı sever. Kim? Müminun, müminler sever. Bakın, onları ancak mümin olanlar sever. La yuhibbuhum, onları sevmez. İlla ancak sever kim? Müminun, mümin olanlar sever. Çünkü mümini mümin sever. Çünkü onlara bakar ki böyle kaliteli Müslüman anlar. Kim kaliteli? İşte Peygamberimiz de buraya aleyhissalatü vesselam ancak diyor onları mümin olanlar sever. Ya Rabbi bizler ensar halkına, ensar sahabelerine aşığız. Onları çok seviyoruz. Ya Rabbi inşallah cennette de bizleri birbirimizden ayırma. Öyle güzel insanlar vardı ki ensardan. Ağzına tek bir tanesi herkesin bildiği Eyüp el-Ensari. Bakın Eyüp radıyallahu anh, yani Eyüp el-Ensari, ensardan olan Eyüp radıyallahu anh. Bakın Eyüp el-Ensari. Bakın biz onu seviyor muyuz Türkiye halkı? Çok seviyoruz. Öyle çok seviyoruz ki her zaman ziyarete gidiyoruz elhamdülillah. İşte bakın onu çünkü ancak mümin olanlar sever. Bizler elhamdülillah mümin olduğumuz için Eyüp el-Ensari radıyallahu anh ne yapıyoruz? Kabrine gidiyoruz. Kıymetli dostlarım. Vela yubghiduhum. Onlara diyor ancak düşmanlık eder, buğz eder. Kim? İlla münafıkun, ancak münafıklar. Ne yapıyor onlara düşmanlık eder? Vela yubghiduhum, onlara buğz etmezler. İlla ancak buğz ederler. Münafıkun, münafık olanlar. Yani iki yüzlü olanlar, İslam'dan, imandan uzak olan insanlar ne yaparlar? Ancak onlara düşmanlık ederler. Hayır. Onlar ki bu din uğruna her şekilde mücadele ettiler. Ta ki Bedir Savaşı'nda Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam neydi onlara? Ey Ensar halkı dedi. Ben ilk Medine'ye geldiğim zaman siz bana dediniz ki biz sizi burada koruyacağız ya Resulallah dediniz. İsterseniz benimle savaşa gelmeyebilirsiniz dedi. Ya Resulallah biz Musa'nın kavmine dediği gibi git sen Rabbinle savaş demeyeceğiz. Sen bizlere dedi denizleri göstersen biz denizlere dalarız. Değil mi? Çölleri göstersen biz o çöllere uçarız dedi Allah'ın izniyle. Ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu ifadeden o kadar çok hoşnut oldu ki, o kadar çok memnun oldu ki o yüzden de bu zatlara ifade kullanan insanları Allah sevmez. Dikkat edin ve bunlara dikkat edin, bunlara laf uzatan, dil uzatan kişilerin hep ölümleri de çok kötü olmuştur. Sadece bu zaman değil, o zaman da öyleydi. Kim ki bu muhacire ve ensarı özellikle ensar halkına ifade kullandıysa Allah onların sonlarını çok kötü etti. Men kim? Men kimdi? Men kim? Ehabbehum, onları severse ehabbehullah, Allah da onları sever. Men kim? Ehabbe, severse hüm, onları severse ehabbe, sever hü, onları, o sevenleri kim? Allahu Allah. Allah da onları sever. Ve men, ve her kim ki ebgalahum, onlara buğz ederse, onlara düşmanlık gösterirlerse ebgalahullah, Allah da onlara buğz eder. Allah da onlara düşmanlık eder. O yüzden de seveceğimiz kişileri, buğz edeceğimiz kişileri ne yapacağız? İyi bileceğiz. Şimdi çok önemli bir olay. Mesela en çok sevdiğiniz kişi olarak annenizi düşün mesela. Düşünsenize. Bir tanıdığın var, annene kötü diyor. Kötü insan senin annen diyor. Onunla arkadaşlık yapar mısın? Yapmaz. İşte bu zatlar da Peygamber Efendimiz'e kucak açmış. Ona her zaman yanında olmuş. İşte sen de bunları kötü diyenlerle sen de arkadaşlık yapmayacaksın. Onlarla ne yapacaksın? Tatlı tatlı ay göze anlat ama anlamazlarsa yanlarında durma. Çünkü onlardan illa sana ne yapar?
geçer üzerine bir kir, bir pas. Evet, diğer hadis-i şerifimizi açalım Allah'ın izniyle. 382. hadis-i şerifimizi. Elhamdülillah güzel geçiyor. Hem buradan da birimiz ne yapıyorsunuz inşallah? Teşvik de oluyor. Birazcık aydınlatabilirsek aslında iyi olur öbür taraftan. Tam ortalarsak iyi olacak ekranları. Evet. Buradan mı ekranları ayarlıyoruz kameracı kardeşim? Evet. Buradan ayarlayalım. Biraz yaklaştıralım inşallah. Muaz ibn-i Cebel, Muaz ibn-i Cebel'den nakledilmiştir ki radıyallahu anh, Allah ondan razı olsun. Kal, o şöyle demiştir. Semi'tu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ben Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam'dan işittim. Yekul, o diyordu ki, buradan devam edelim. قال الله تعالى, Allah Teala buyurmuştur ki المتحابون, birbirini sevenler. Niçin? Fi celali, benim celalim için birbirini sevenler, birbirini Allah için sevenler. Lehum, onlar için vardır. Ne vardır? Le, elbette onlar için vardır. Hum, onlar için vardır. Menabiru, minberler vardır. Min nurin, nurdan minberler vardır. Nasıl minberler peki ya? Yagbituhum, onlara gıpte ederler kim? En-nebiyyûne, peygamberler, nebiler ve şühedâ ve şehitler. Öyle olacak ki kıymetli kardeşlerim, öyle olacak ki bakacaklar peygamberlerin ve şehitlerin gıpte ettiği insanlar olacaklar. Onlar öyle ki diyor, değil mi? Onlar diyor nurdan minberler üzerinde Allah'ın özel ikramında olacaklar. Peki onlar kimlerdir? İşte onlar sadece ve sadece birbirlerini Allah için sevenlerdir. Rabbim Azze ve Celle birbirimizi Allah için sevilmeyi nasip eylesin inşallah. Kolay mı? Düşünmek lazım. Bak, kaç kişi bakayım Allah için seviyorsun? Hocam ben Allah için seviyorum. Şunu, bunu, öbürünü. Bakıyorsun 5 sene Allah için seviyorsun. Sonra ufacık bir hareket ediyor. Ya bu adam nasıl bir adammış diyorsun. Hemen siliyorsun. Hani Allah için seviyordun? Allah için sevince ne olur insan? Gözü kör olur artık. Ama olur, görmez. Eksilerini görmez. Kulağı sağır olur, duymaz. Dili alal olur, konuşamaz onun hakkında. O yüzden bizler birbirimizi ne yapacağız? Sevdiğimiz zaman inşallah Allah için seveceğiz ve onu ömrümüze yayacağız inşallahurrahman. Evet, diğer hadis-i şerifimizi açalım. 383. hadis-i şerifimizi açalım inşallah. Evet. Birazcık yakınlaştırırsak kameracı kardeşim daha iyi okurlar Allah'ın izniyle. Ekrana sizler görmüş olursunuz. Yakınlaştırayım, öyle başlayayım. Biraz daha yaklaştıralım. Maksat buradan da kelime kırık manasını öğrenmiş olurlar. Tamam, bu güzel inşallah. Ve an Ebi İdris el-Havlani. Ebu İdris el-Havlani'den nakledilmiştir ki rahimallah, Allah rahmet etsin ona, merhamet etsin. O dedi ki dekaltü, ben girdim mescidden bir mescide. Dimeşk mescidine girmiştim, yani Şam mescidine girmiştim. Feize, baktım ki feta, bir genç var. Baktım ki bir genç var. Dimeşk mescidine, Şam mescidine giriyor ve orada bir genci görüyor. Kim? Ebu İdris el-Havlani radıyallahu anh. Berrakus ne ya? Ki dişleri onun diyor şimşek gibi parlak güleç yüzlüydi. Berraku berraktı. Es-senaya, onun dişleri şimşek gibi parlaktı. Yani güleç yüzlüydü. Buradaki maksadı dişlerindeki güler yüzlü, yani sevimliydi, muhabbetliydi. Ve izen nasu ma'ah. Sonra baktım ki insanlar hep onun yanında. Ve izen, ne zaman ki, zaman manasında. En nasu, insanlar ma'ahu, ma'a beraberdi, hu onunla. Yani ne zaman baktım ki, sonra baktım ki insanlar hep onun yanında toplanıyor. Fe izen, ne zaman ki ihtelefu fi. Onlar bir konuda şeyin, onlar bir konuda bir şeyde hilafa, ihtilafa düşseler hemen ne yapıyorlar? Esnedehu ileyh, hemen ona başvuruyorlar. Hemen ondan, yani isnad ediyorlar, ona dayanıyorlar. Ve onu ne yapıyorlarmış? Ona bu ihtilafı soruyorlarmış. Vasadaru, ve onlar da bu genci kabulleniyorlarmış. Gence ne yapıyorlar? Soru soruyorlar ve o genç de ne yapıyor işte? Onları ne yapıyor? Hemen anlatıyor güzelce. Onlar da onu kabulleniyorlar. An ra'yetihi, onun görüşünü kabulleniyorlardı. Feseeltu anhu. Fe, bunun üzerine seeltü, ben sordum. Anhu, onu. O genci sordum yani. O kim dedim diye. O kim diye sordum. Fe, bunun üzerine kıl denildi ki, dendi ki onun için. Hâzâ, bu
O yazmışsa bu aynı manada işaret ediyor yani. O ya bu Muaz ibni Cebel, Muaz ibni Cebel radıyallahu anh'tır dediler. Kimmiş kardeşlerim? O Muaz ibni Cebel dediler. Ekrandan biraz daha kaldıralım. Kardeşlerimiz görsünler. Allah razı olsun. Tamam. Felemma ne zamanki kâne oldu. Minel gad. Ne zamanki yarın oldu. Evet. Ertesi gün olunca heccartu ben erkenden hicret ettim. Yani erkenden gittim. Nereye? Mescide gidiyor. Çünkü o genci mescitte görmüştü. Erken de gidip o gençle tanışmak istiyor. O kadar hoşuna gitti ki o genç. Hem güler yüzlü, hem insanlar ona sorular soruyorlar, hem onu kabulleniyorlar onu. Ya çok da tatlı anlatıyor. O onun Muaz ibn-i Cebel radıyallahu olduğunu sordu. Öğrendi. Fecettühü ve ben onu buldum. Ama nasıl bulmuş? Kat sebbakani yalnız beni geçmişti o diyor. Ne hususta? Bittehcir mescide gitme hususunda beni geçmişti. Yani kendisinden mescide de önde gitmiş. Ve vecettühü yusalli onu namaz kılarken buldum. Ve bunun üzerine vecettühü ben onu buldum. Yusalli namaz kılarken buldum. Fentazartuhu onu bekledim. Namazın bitmesini bekledim. Hatta ta ki kada salatuhu o namaz bitinceye kadar. Thümme sonra cittuhu onun yanına vardım. Nerede? Min kıbeli vecihi ön tarafından onun yanına vardım. Buraya kadar bir daha tekrar edelim. Değil mi? Ebu İdris radıyallahu anh ne yapıyor? Ebu İdris el-Havlani radıyallahu anh ne yapıyor? Bir gün diyor Şam Mescidine girdim. Baktım ki orada bir genç var. Dişleri güler yüzlü ve insanlar bir sıkıntı için onun yanına gidiyorlar. O da tatlı bir şekilde anlatıyor. Ve böyle genci çok tanışmak istedim. Sabah erkenden mescide geldim. Baktım ki o benden önce gelmiş. Namazını kılıyor. Onun namazını bekledim. Bekledikten sonra yanına geldim. Ön tarafından geldim. Fesellemtu aleyh ve ona orada selam verdim. Evet yakınlaştıralım tekrardan buradayız. Kameracı kardeşim yaklaştırırsa burayı. Ekranı büyütürdüm inşallah buradan. Kardeşlerim de takip etsinler. Evet çok güzel hocam. Biraz daha kaldıralım. Biraz ekranı öbür tarafa doğru. Kaldır yani. Aşağıya kal. Öbür tarafa tam zıt zıt indirme. Yukarı çıkar. Çıkar 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 çıkar. Tamam. Orası böyle güzel. Sümme kultu. Ben ona dedim ki vallahi inni leuhibbike. Vallahi ben seni seviyorum dedim diyor. Vallahi ben seni seviyorum diye o İdris el-Havlani radıyallahu an Muaz ibn-i Cebel dedi ki vallahi ben seni seviyorum dedi. Hem de ne için? Lillahi Allah için seni çok seviyorum dedi. Muaz Efendimiz dedi ki fekale dedi ki bunun üzerine fekale Allah Allah için mi dedi? Beni fekale Allah beni Allah için mi seviyorsun dedi. Fekultu ben dedim ki Allah seni ben Allah için seviyorum dedim. Fekale Allah beni Allah için mi seviyorsun dedim. Fekultu Allah ben seni Allah için seviyorum dedi. Feakadeni beni tuttu. Nereden? Bihabvati ridai. Ridamdan yani elbisenin kenarından tuttu. Fecebezeni ileyh ve beni kendine doğru çekti. Fekale sonra dedi ki ebeşir müjde olsun sana. Feinni muhakkak ki ben semi'utu işittim. Kimden? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan işittim ki yakul o şöyle diyordu. Evet kaldıralım biraz daha. Evet burası güzel. Vecebet mahabbeti. Kâle Allahu Teala. Allahu Teala buyurdu ki vecebet mahabbeti. Benim sevgimi hak eder. Kim? Lil mutahabbine. Birbirini sevenler benim ma yaparlar sevgimi hak ederler. Fi benim rızam için. Bakın buraya kadar tekrar edelim. Ve aşağıdaki müjdeyi hep beraberce buradan okuyalım. Evet, o aradaki hadis-i şerifimize gelelim bir daha. Değil mi? Sahabe-i kiramdan bir zat geliyor. O sahabe-i kiramdaki zat geldikten sonra bakıyor ki Muaz ibn-i Cebel radıyallahu anh çok güzel bir genç, güler yüzlü bir genç. İnsanlar ona sorularını soruyorlar ve akabinde cevaplarını alıyor, ikna oluyorlar. Ona güveniyorlar, hilaflarını çözüyorlar. Bunun üzerine o zat ne yaptı? Sabah erkenden geldi ki ben Muaz Efendimizle tanışmak istedi. Ve ona baktı ki daha önce namaza geldiğini buluyor. Namazda ne yapıyor onu bekledi. Bekledikten sonra dedi ki ben seni Allah için seviyorum dedi. Ve Muaz Efendimiz dedi ki beni Allah için mi seviyorsun? Evet Allah için seviyorum dedi. Bir daha sordu beni Allah için mi seviyorsun? Evet ben seni Allah için seviyorum deyince
Muaz Efendimiz ona ne buyurdu işte? Tek yaklaştıralım yine tekrardan burayı. Ne buyurdu işte? Evet. Şuradayız inşallah. Kâle Allahu Teala. Allahu Teala buyurdu ki: "Vecibet mahabbeti, benim sevgimi hak eder kim? Lil mutahabbine, birbirini sevenler Allah'ın ne yapar inşallah sevgisini hak eder." Başka "Vel mutecaliseyni fi, benim için toplananlar Allah için ne yaparlar? Allah'ın sevgisini hak ederler." Başka "Vel mutezavirine fi, benim rızan için bir toplananlar, beni ziyaret edenler benim sevgimi hak ederler." "Vel mutebadiline fi, benim rızam için malını harcayanlar benim sevgimi hak ederler." Bu da Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam neydi? Müjdesi idi. Evet. Dört kişiye ne yapıyor? Dört kişiyi Allah'ın sevdiğini söylüyor. Bir, Allah için birbirini sevenler. İki, Allah için birbirine ziyaret edenler. Üç, Allah için bir beraber oturanlar. Ve dört, Allah için ne yapanlar inşallah kıymetli kardeşlerim. Dört de benim rızam için harcayanlar. Evet. 384. hadis-i şerifimizi alalım ve son araba doğru yaklaşalım. Zamanımız inşallah yaklaşıyor. وَعَنْ اَبِي كَرِيمَةَ الْمِقْدَارِ اِبْنِ مَقْدِي كَرِبْ Ebu Kerim'e Miktat İbni Madi Kerib'den nakledilmiştik radıyallahu anh. Allah ondan razı olsun. عَنِ النَّبِي صَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle nakledilmiştir. قال O buyurdu ki اِذَا اَحَبَّ الرَّجُلْ Kişi sevdiğinde, اِذَا zaman manasında اَحَبَّ sevdiği zaman اَرَّجُلْ Kişi sevdiği zaman kimi اَخَاهُ kardeşini, din kardeşini sevdiği zaman fel yuhbiruhu ona haber versin, ona bildirsin. Neyi? Ennehu yuhibbu onu sevdiğini bildirsin. Peygamberimiz Züleyka Aleyhisselatü Vesselam bir insan bir insanı sevdiği zaman ona o sevgisini bildirsin buyuruyor. Peki ya bu çok kolay bir hadis-i şerifin bakalım. Kaç kişiye bu zamana kadar sevdiğini söyledin? Çok zordur. İnsan hanımına söyleyemiyor ya. Bazıları çocuğuna söyleyemiyor. Söylemek lazım. 385. hadis-i şerifi açalım. O da bununla bağlantılı olduğu için hemen açalım. Yine وَعَنْ مُعَازٍ Muaz'dan nakledilmiştir ki radıyallahu anh Allah ondan razı olsun. اَنَّ رَسُولُ sallallahu aleyhi ve sellem Allah Resulü aleyhissalatü vesselam اَخَذَ بِيَدِهِ elinden tuttu. Elinden tutmuş. Bakın Peygamberimiz onun elinden tutmuş ve demiş ki ya Muaz, ey Muaz وَاللّٰهِ اِنِّي لَوَحِبُّكُ Vallahi ben seni seviyorum demiştir. Bakın Peygamberimiz sahabesini alıyor ve diyor ki ya Muaz diyor vallahi ben seni seviyorum buyuruyor. Vallahi ben seni seviyorum buyuruyor. Sümme usike sana tavsiye ediyorum. Neyi tavsiye ediyorum? Ya Muaz la tedaanne ya Muaz terk etme. Ne zaman? Fi dubrin arkasından terk etme. Külli salatin her namazın arkasından terk etme. Neyi? Tekulu şöyle demeyi. Allahümme ey Allah'ım e'inni bana yardım et. Ne için? Ala zikrike seni zikretmek için. Ve şükrike sana şükretmek için. Ve hoşsun ibadetik ve sana güzel ibadet etmek için bu duayı da hiçbir zaman terk etme dedi Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Muaz Efendimiz'e. Evet. Diğer hadis-i şerifimiz de aynı şekilde neyle alakalı kardeşlerim? Yine bir sahabe-i kiram açmışlarken okuyalım o zaman. وَعَنْ اَنَسٍ اَنَسْ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْ Allah ondan razı olsun. Enne muhakkak ki racudan bir adam kâne idi. Ne idi? عِنْدَ النَّبِيِّ sallallahu aleyhi ve sellem Nebi Peygamber Efendimizin yanındaydı. Fe bunun üzerine مَرَّ uğradı. Racülün bir adam bihi ona. فَقَالْ dedi ki ya Resul ey Allah'ın Resul dedi. اِنِّي muhakkak ki ben لَوَحِبَّ هَذَا ben bu kardeşimi yanındakine seviyorum. فَقَالْ لَهُ النَّبِيُّ sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam ona dedi ki اَعَلَّمْتَهُ ona sen bildirdin mi? Sevdiğini söyledin mi? قَالَ لَا Hayır ya Resulallah. قَالَ اَعْلِمُهُ O zaman Nebi Efendimiz buyurdu ki ona sevdiğini bildir dedi. فَقَالْ bunun üzerine فَلَهِقَهُ O da ona ulaştı ve dedi ki اِنِّي اُحِبُّكُ Ben seni seviyorum. Niçin? فِي اللّٰهِ Allah için. فَقَالَ O da dedi ki اَحَبَّكَ Seni seviyorum. Kim için? اَحْبَبْتَهِ لَهِ اَلَّذ۪ي اَحْبَبْتَهِ لَهِ Rızası için sevdiğin Allah için ben de seni seviyorum dedi. Buradaki sevmek tabii ki çok güzel ama buradaki inceliklerden bir tanesi nedir kıymetli kardeşlerim? Buradaki inceliklerden bir tanesi Peygamber Efendimiz bakın Aleyhisselatü Vesselam ne buyuruyor? Falancayı sevdiğini söyle diyor. İnşallah bakarız ederiz demiyor. Hemen kalkıyor
O arkadaşı ne istiyor? Ve hemen sevdiğini söylüyor. O yüzden de biz de ne yapalım? Peygamberimizin tavsiyesini alalım inşallah. Ve Peygamberimiz Efendimizin tavsiyesine göre sevdiklerimize sevdiğimizi izhar edelim, dillendirelim. Evet kıymetli kardeşlerim. Bir hadis tahliyası programının sonuna geldik. Elhamdülillah güzel bir program geçti. Rabbim Azze ve Celle inşallah nice nice programlar yapabilmeyi nasip eylesin bizlere. Bakalım mesajımız da varsa derken. Evet, birkaç tane soru gelmiş ama soru programlarında sorarsınız inşallah. Evet güzel kardeşlerim, elhamdülillah güzel bir program daha oldu. Allah için birbirimizi sevmeyi anlattı bugün burada. Ama devamında da yine çok önemli bir konu var. O konumuzda 47. konu Allah'ın kulu sevmesinin belirtileri. Bir Allah bir kulu nasıl sever? Onunla alakalı kıymetli kardeşlerim çok önemli hadis-i şerifler var. Rabbim Azze ve Celle anlatılanlarla amel edilmeyi nasip eylesin. Kelamımızı tesirli eylesin. Bizi kendi halimize, nefsimizin hallerine bırakmasın. Rabbim Azze ve Celle imanımızı son ana kadar muhafaza etmeyi nasip eylesin. Son nefeste buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü diyerekten çene kapmamızı bizlere, evladımıza, ana babamıza, tüm arkadaşlarımıza, yarenlerimize nasip eylesin. Tüm hastalarımıza Allah Celle Celaluhu acilen şifalar ihsan eylesin. Onların gecelerini kısaltsın. Çünkü hastaların geceleri hakikaten uzun oluyor. Kendilerine sabır cemiller nasip eylesin ve imtihanlarında Rabbim hafif kılsın inşallah. Bir insanlarda olur ki hastalıkları varsa, hastalıkları geçmiyorsa da Kaf suresini ben buradan okumanızı tavsiye ederim. Kaf suresini de okumanızı tavsiye ederim buradan. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Tekrardan haftaya aynı saatte buluşmak dileğiyle. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.